Selamun aleyküm arkadaşlar. Hem televizyonlardaki hem sosyal medyadaki tartışmalara baktığımda Sedat Peker olayında hep belli başlı konular etrafında dönülüyor. Bu olayda konuşulan 3 ülke var. Amerika, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri. Genel olarak bu 3 ülkenin konuşulması doğru. Amerika'yı konuşuyoruz. Çünkü Türkiye ile artık çıkarları tamamen çatışıyor. Arap Baharı sürecinde esas hedef bizim ülkemizdi. Amerika'nın bu bölgedeki en önemli politikası İsrail'in politikalarına koşulsuz destek vermektir. Arap Baharı sürecinde diğer Arap ülkeleri sadece aperatifti. Ana yemek Türkiye'ydi. Amaçları bizden koparacakları Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesini önce PKK eliyle devletleştirip sonrasında İsrail'e vermekti. İsrail'in de en büyük hedefi, hatta varlık sebebi de budur. Vaat edilmiş topraklara kavuşup büyük İsrail'i kurmak. Birleşik Arap Emirlikleri ise sadece kullanılan bir köpektir. Sorgulamadan ne derse onu yapar. Başkaları adına bizlere kurşun sıkar. Birleşik Arap Emirlikleri konuşulduğunda hep Amerika'nın ve İsrail'in köpeği olduğu söylenir. Birçok insan bu fikirdedir ve doğrudur. Ancak burada hiç konuşulmayan, her olayın içinde olup da asla görünmeyen bir devlet daha vardır. Bazılarınız bu devleti muhtemelen tahmin etti. Bilmeyenler için söyleyeyim. O devlet İngiltere'dir. Ne alaka demeyin. Eğer ki İngiltere'yi tanıyorsanız dünyanın en sinsi ve en kanlı devleti olduğunu bilirsiniz. Lağım faresini bilir misiniz arkadaşlar? Karanlık ortamlarda yaşarlar. Farelerin bu çeşidi insana saldırır ve savunmasız bulduğu anda da insanı yer. Ancak bunların en önemli özelliği, avını yerken aynı anda dişlerinden enzim salgılar. Salgıladığı bu enzim ısırdığı yerdeki sinirleri öldürür. Böylece av fare tarafından yenir ancak acı hissetmez. İşte İngiltere'de böyledir. Lağım faresidir. Hep perde gerisinde ve karanlıklarda bulunur. Hedef seçtiği devlete asla açıktan saldırmaz. Kendini hep dost olarak tanıtır. Ancak insanlığın bir numaralı düşmanı da bu ülkedir. Önce zehrini akıtır ve uyuşturur. Böylece bakan gözler detayı görmez olur. Sadece ortada görünene odaklanır. Birleşik Arap Emirlikleri'ni kuran devlet İngiltere'dir. Hong Kong'u 100 yıl sömürmüştür. O dönemde dünyadaki afyon ticaretini yöneten de İngiltere'dir. Hong Kong'dan çıkınca kendisine yeni bir liman oluşturmuş ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kurmuştur. Şu an bu emirlik dünyadaki tüm mafyanın parasının aklandığı ve toplandığı en önemli merkezdir. Birleşik Arap Emirlikleri asla bir devlet değildir. Burası İngiltere'nin pis işlerinin yürütüldüğü bir şubedir. Dünyadaki en büyük mafya örgütleriyle İngiltere'nin mutlaka bir bağlantısı vardır. Hangi mafyanın başı sıkışsa kaçtığı yer hep Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Yani daha açık ifadeyle İngiltere'dir. Dolayısıyla Sedat Peker'in orada videolarını yayınlamasında İngiltere'nin mutlaka yönlendirmesi ve dahli vardır. Bugün ekranın önünde Sedat Peker görünmektedir. Onun bir arkasında Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri vardır. Onların bir arkasında İsrail vardır. İsrail'in arkasında, yani karanlık odada ise İngiltere vardır. Aslında size İngiltere hakkında özellikle Türkiye'de yaptıklarıyla alakalı bir video yayınlayacağıma dair söz vermiştim. Ancak bu videoyu yayınlamakta inanın büyük tereddüt yaşıyorum. Beni takip edenler bilir. Bir konuyu anlattığımda perde gerisini size sunmayı severim. Dolayısıyla İngiltere'yi anlattığım zaman tehlikeli sularda, yani büyük tartışma çıkaracak konulara değinmem gerekecek. Mesela hangi konulara mı? Hemen bir örnek vereyim. Erzurum ve Sivas kongrelerini bilirsiniz arkadaşlar. Resmi tarihte anlatılan ile gerçek tarihte yazanlar arasında dağlar kadar fark vardır. Burada size bir soru sorayım. Sivas Kongresi'nden önce İngilizlerle gizli görüşmeler yapıldığından kaçınızın haberi var? Veya 1917 yılında İstanbul'da bir gazetede yayınlanan ve çok uzun süredir saklanan bir makaleden kaçınızın haberi var? İşte bunlar gibi büyük tartışma çıkaracak konulara girmem gerekiyor ki İngiltere'yi size tam olarak anlatabileyim. Arkadaşlar, hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Osmanlı'yı esas parçalayan İngiltere olduğu halde
İngiltere'nin bu ülkede çok büyük oyunları olduğu halde neden sadece Yunanlıları konuşuyoruz? Yoksa Yunanlılar İngiltere'yi gizlemek için öne sürülmüş bir piyon olmasın? Ne dersiniz? Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun.